like? Sen şimdi kabak. Ne yapayım ben bunu? Şurada bir şey var. Yürüyün. Siz, heh. Ya ben de şimdi karak... Kes sesini, kıpırdama dedim. Sen ne halt ettin be adam? Tutukla şunu. Ben bir şey etmedim ki. Hiçbir şey etmedim ben. Bir şey mi yapmayacağım? Ben bir şey yapmadım. Nereye götürüyorsun? Alo? Ne? Yangın mı? Ne zaman? Nasıl oldu bu? Hemen geliyorum. Yasina! Gülizar! Gülizar! Buyurun hanımım, hayrola? Yasina! Gülizar'a söyle, Muzaffer Ali'ye baksın. Kötü bir şey mi oldu hanımım? Fabrikada yangın çıkmış. Abo! Gir oğlum içeri. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Zannettiğiniz gibi değil. Boşuna yorma çeneni. Komutan gelsin, ben de sana anlatırsın. Kimseye bir şey olmuş mu? Çok şükür kimseye bir şey olmamış. Neresi yanmış? Hasar büyük mü?
Neyse ki itfaiye hemen yetişip söndürmüş. Başka yerlere sıçramamış. Ancak... Ancak ne? Görmeseniz daha iyi. Devreye geziyorduk komutanım. Bir adam ormanda Meftah'ı gömmeye çalışırken yakaladık. Hemen alıp nezarethaneye attık. Ölen kimmiş peki? Kimliğini tespit edebildiniz mi? Yok. Üzerinden bir şey çıkmadı. Tamam. Tahkikata devam edin. O adamı da istintak odasına alın hemen. Emredersiniz komutanım. Hiçbir şey görmedin mi be adam? Koca depo kendi kendine mi yandı? Anam, sabaha karşı Danyer'i armadan daha bir koku aldım. Koştum geldim hemen. Tek başıma söndürmeye çalıştım ama muvaffak olamadım anam. Sonra itfaiye aradım. Geldiler az vakitte geldiler ama yetmedi be ya. Yandı hepsi, yetişemedim. Hiçbir şey bulamadınız mı çavuş? Tahkikata devam ediyoruz Serap Hanım. Ancak şu ana kadar bir kasıt alameti bulamadık. Belki de bir kaza olmuştur. Hayır, bunu birisi kasten yaptı. Kasten çıkardı bu yangına eminim. İyi düşün. Fabrikaya bir giren çıkan falan olmadı mı? Hiç mi bir şey görmedin? Vallahi kimseyi görmedim hanım. Esat'tan görmedim. Yani belki de ben görmedim. Çünkü bir vakit nasıl oldu anlamadım ama içim geçmiş. O ara biri girdiyse bilmiyorum oraya. Aferin sana. Aferin. Sabaha kadar çalışıp doldurduk o depoyu. Herkesin rızkı vardı içeride. Uyudun ha? Şimdi ne yapayım ben seni? Ha, ne yapayım be adam? Ne yapayım sakin seni? Sakin ol Serap Hanım. Elini ayağını öpeyim anamın. Nasıl oldu anlamadım ben de. Öyle içim geçmiş. Affet beni anamın. Anlat. Vallahi benim kabahatim yoktur komuta. Ha, kabahatim yok diyorsun öyle mi? Peki gece yarısı ormanda ne işin vardı be adam? Ben... Hı? Defne arıyordum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam? Haşa komutan, dalga geçmek ne adime benim? Ben bir zamandır var oralara kazıp duruyorum. Çünkü bir gömü var diye duydumdu. Bana bak kabak hafız. Devriyeler seni tam da adamı gömerken yakalamış. Şimdi ya her şeyi adam gibi anlat ya da ömür boyu çıkamazsın buradan. Anladın mı? Hayır komutan, elinin ayağının altını öpeyim. Bak ekmek Kur'an çarpsın ki öte tarafta gün yüzü görmek nasip olmasın. Yani
boyuma boz iplikten ölçü alınsın ki ben yapmadım. Ağzıma böyle bir şey takıldı. Tam da jandarmalar işte o dakika geldi. İyi. Madem doğrusu bu. He. Endişelenme o vakit. Hakikat anlaşılıncaya kadar seni burada bir müddet misafir edeceğiz. Götür oğlum. Komutan yapmayın. Komutan beni alıkoymayın. Nefesim daralıyor. Kocası atmayın beni komutan. Komutan seni bırakın. Oğlum, Kabağın evini iyice arayın. Maktulün kimliğini de tespit etmeye çalışın. O kayıp şahıs dosyalarına bakın. Emredersiniz. Ne yapacağım şimdi ben? O borcu nasıl ödeyeceğim? Onca emek, onca uğraş. Mahvolduk Selim. Mahvoldum. Halide'ye de haber verdim. Birazdan burada olur. Bir çaresini buluruz. Merak etmeyin. Halide mi bulacak çaresini? Bilakis eminim çok mutlu olacaktır. Selim nasıl oldu bu? Biz de bilmiyoruz Halide. Jandarma tahkikatını sürdürüyor. İnanamıyorum. Çok feci bir şey. Çok mu üzüldün Halide? Anlamadım. Çok mu üzüldün diyorum. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Pamukları yetiştirmek için kılını bile kıpırdatmadın. Al işte. Yetiştiremedik. Yandı bitti hepsi. Şimdi bana üzülmüş numarası yapma. Bu fabrikanın benim de olduğunu unutuyorsun galiba. Seni çok iyi tanıyorum Halide. Tüm düşüncelerini, aklından geçenleri. Hepsini çok iyi biliyorum. Ama merak etme. Yıkıldığımı görmek bu kadar kolay olmayacak. Her tarafı karış karış aradık. Şimdilik herhangi bir kundaklama izi bulamadık. Lakin tahkikata devam edeceğiz. Bir kasıt varsa anlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bakın, bu yangın linç aslan ailesine yapılmış bir saldırıdır. Eğer bir suçlu varsa hemen yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum. Kemal, bu işi yetiştirmemiz lazım. Merak etme, yetişecek. Kemal! Ahmet! Hayırdır kardeşim? Hiç hayır değil Kemal. Hiç hayır değil. Fabrikada yangın çıkmış. Ne? Yaralanan neyim yok ama pambukların hepsi yanmış Kemal. Olamaz. Nereye gidiyorsun Kemal? Güllü'yü göreceğim. Perişan olmuştur şimdi. Ya kardeşim şimdi gitmek münasip olmaz. Ortalık karışık zaten. Halide de orada. Bir rezillik çıkmasın Kemal. Ne rezillik çıkacak Ahmet? Kemal,
Senin bundan haberin yok herhalde. Neymiş o? Dün gece İncirli Küstür şerefine verilen davete katılan Serap Dinç Aslan... çıkan tartışma sonunda büyük kulüpten kovuldu. Serap Hanım cemiyetten dışlanmasına neden olarak... görümcesinin eşi Kemal Şahin ile yaşadığı yasak aşkın neden olduğu sanırım. Ne demek istediğimi anladın mı şimdi Kemal? Bir arada görünmeniz hayırlı olmaz kardeşim. Serap Hanım, ne olacak şimdi? Pamuğun hepsi yanmış. Esah mı? Esah. Gece gündüz çalışıp hazır ettiğimiz pamuğun hepsi yandı. Ne olacak şimdi? Bütün emeklerimiz de heba oldu. Beni dinleyin. O teslimat fabrikamız için mühimdi. Sizin alın terinizde. Haftalıklarınızın ödenmesi, fabrikamızın tekrar ayağa kalkması için elzemdi. Maalesef bir hainin gazabına uğradık. İşsiz mi kalacak şimdi? Fabrika iflas mı edecek şimdi? Hayır. Yılmayacağız. Dinç Aslan fabrikası yine eskisi gibi Adana'nın en iyi çırçır fabrikası olacak. Hiçbirinizin işsiz kalmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bakalım şimdi ne yapacaksın Serap? Allah, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Dokuma fabrikasından yolladıkları kamyonlar geldi halde. Müşterilere kötü haberi sen vereceksin Selim. Onlara satacak bir gram bile pamuğumuzun olmadığını söyle. Ve özürlerimizi ilet. İstediğin oldu. Teslimat yetişmedi. Ama merak ediyorum. Bu yangının seninle bir alakası... Bu yangının benimle bir alakası olup olmadığının önemi yok. Önemli olan teslimatın yetişmemesiydi. Haklısın. Ama söylemeden edemeyeceğim. Senden korkulur. Selim. Depoyu hemen eski haline getirdi. İşçiler bu durumdan faydalanıp kaytarmasın. Hiçbir şey yokmuş gibi çalışmaya devam etsinler. Bu arada işçiler huzursuz. Haftalıkların aksayacağını düşünüyorlar. Elbette aksayacak. Böyle vahim bir kazadan sonra... fabrikanın işçilerin sadakatine ve fedakarlığına ihtiyacı olacak, öyle değil mi? Geçmiş olsun. Sağ olasın be. Serap Hanım burada mı? Yok be more. Biraz önce çıktı. Halide Hanım mı görecek? Odasında beyim. Buyur. Halide. Ekrem hoş geldin. Hoş bulduk.
Depoda yangın çıktığını duydum. Çok müteessir oldum. Eğer yapabileceğim bir şey varsa... Yok yok. Üzülmeni gerektirecek bir şey değil. Zaten yanan pamuk seraba düşen paydı. Bu hadisenin bana bir zararı olmadı. Bilakis. O zaman bırakalım. Üzülmesi gerekenler üzülsün değil mi? Serap bu borcu nasıl ödeyecek merak ediyorum doğrusu. Eğer borcunu bugün ödeyemezse... ...başı çok büyük derde girecek. Gel. Hanımım hoş geldin. Hanımım geçmiş olsun. Zayiat büyük mü? Allah korusun kimseye bir şey olmuş mu? Hayır. Fabrikada kimse yoktu. Ama işlenmiş pamuğun tamamı yanmış. Ay. Aman. Ay bunu yapanların ellerine dert gelsin inşallah. Ne demişler hanımım? Cana geleceğine mala gelsin. Herkes hazır beyim. Tomofiller de dışarıda. İyi tamam. Bakalım Serap Hanım da paramızı hazır etmiş mi? Kabak hafızı tanıyan var mı? Ben tanıyorum. Evi neresi? Orasıdır. Komutanım! 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 Ben kabağı tanıyorum, hayırdır? İşte efendim, hayrola ne oluyor? Bilmiyorum ki. Komutan kabağı arıyor. Niye, ne oldu ki ne? Ay Ramazan, başına bir hal gelmiş olmasın? Pakizem bir ağzından hayra aç kurban olayım ya. Komutanım vukuat mı var ha? He, vukuat var. Katil zanlısının evini arıyoruz. Ne arıyorsunuz ne? Bunlardan başka bir şey yok komutanım. Ya komutanım ne katili ne zanlısı ne oluyor ki ne ya? Hafız nerede komutanım? Sen ne söylüyorsun? Komutanım ben kardeşi sayılırım biliyor musun? Yani eğer Hafız'ın başına bir şey geldiyse kurban olayım bana söyleyebilirim. Bak babamsın ya. Bir cinayete karışmış. Nezarette şimdi. Hay Allah'ım sen aklımı koru. Allah Allah. Kabak kimi öldürmüş? Ya delirdin mi Reşit Efendi sen? Ne öldürmesi ya? Ya Hafız hiç öyle şey yapar mı kardeşim? Komutanım sana yemin ediyorum bak vallahi diyorum. Çok iyi bir adamdır ya. Öyle bir şey yapmaz. Bir yanlışlık olmasın. Babamsın yani. Orasına mahkeme karar verecek artık. Asker kardeşim bak komutanım. Hele. İki şip asker geldiğine göre demek ki kabak başını fena halde belaya soktu. Bak kızı, ben bir karakola gideyim tamam mı? Ramazan bak beni habersiz bırakma ha. Ramazan bekle ben de geliyorum. Ramazan. Ramazan.
Allah'ım sen beni koru. Sen beni kurtar. Rabbim, bütün günahlarımı affet. Yemin ediyorum ki bir daha günah işlemeyeceğim. Hanımım, babanız geldi. Kızım, Güllü. Duyar duymaz geldim. Bu yangın nasıl çıkmış ki? Bilmiyorum baba. Kimse bir şey görmemiş. Kendi kendine çıkacak hali yok ki. Belli ki biri yaptı ha. Güllü. Bu iş o kadının marifeti olmasın. Hangi kadın? Halide denen soykanın böyle bir kötülüğü ondan başkası yapabilir mi ki? Bilemiyorum baba. Hem ne fark eder ki? Öyle bile olsa hiçbir şey ispat edemeyiz. Jandarma her yeri aradı, tek bir delil yok. Borcunun vadesi de bugün doluyor değil mi? Açın ulan kapıyı. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Serap Hanım'ı göreceğiz. Yat yere. Yat, yat. Hanımın çiftliği de pek güzelmiş. Ne işiniz var burada? Nasıl girdiniz içeri? Serap Hanım'ı göreceğim. Kimsiniz? Ne işiniz var Serap Hanım'la? Kıpırdama. Geç şuraya. Geç, 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 geç. Durun, ne oluyor burada? Geç, geç, geç. Geçin, çekin. Çekin, çekin. Kıpırdama. Kusura kalmazsan biraz acelemiz var. Ne oluyor burada? Yasin ağa, siz de kimsiniz ablam? Kimse kıpırdamasın. Bir yanlış olursa hanımının canı yanar. Anladın mı? Yasin ağa, ne oluyor siz kimsiniz? Aa, bir dakika. Bir dakika, böyle giremezsiniz. Serap Hanım. Ne var, ne istiyorsunuz? Bekledik, bekledik. Sen gelmeyince... Biz geldik, fena mı ettik? Ay! Geç! Geçin lan! Çık! Çık! Baba! Çiftliğin de, evin de pek güzelmiş Serap Hanım. Miras yedi olmak güzel değil mi? Bugün fabrikada bir teslimat olacaktı. Ama bir aksilik çıktı. Depodaki bütün pamuk yandı. Bana ne bundan?
Paranızı hazır edemedim. Sizinle alakadar olan kısmı bu. Vah vah vah. Serap Hanım'ın düştüğü duruma bakın. Koskoca çiftliğin fabrikanın sahibi Serap Hanım borcunu ödeyemiyor, öyle mi? Hayır, ödeyeceğim. Lakin vaziyet bu ara pek... Mavra'yı kes kadın. Önce kimle konuştuğunu belli. Senedin vadesi bugün doldu. Ya sen parayı ödersin ya da ben zorla alırım. Dağ başı mı lan burası? Nasıl alacaksın zorla? Bak hele. Borç namustur. Ben de namussuzları hiç sevmem. Bana bak. Ağzından çıkana kulağın şahitlik yapsın. Kızın dediğini duydun. Ödeyecek. Şimdi bas git. Paramı almadan bir yere gitmem. Bakın, bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Size söz veriyorum, ödeyeceğim paranızı. Yalnız bana biraz daha müddet tanıyın. Bak hele. Seni ben daha önce uyarmadım mı? Uyardım. Senedin vadesi dolunca bana hiçbir bahane sökmez demedin mi? Dedim. Bugün de vade doldu. Şimdi sen bu borcu ne yapacaksın? Ödeyeceksin. Size hiç nakit param yok diyorum. Kes sesini lan! Yeter! Elimden bir şey gelmiyor, anlamıyor musunuz? Anlaşıldı. Bu işi güzellikle çözemeyeceğiz. Ah! Baba! Söyle, ben de çiftliğini yakayım mı ulan ha? Yakayım mı? Söz veriyorum. Paranızı ödeyeceğim, söz veriyorum. Söz veriyormuş. Dalga mı geçiyorsun? Ah! Bırak ulan kızı! Yapmayın. Davran da dağıtayım kızının beynini. Baba! Baba! Sizi pişman ederim. Yemin ediyorum. Duyuyor musun beni, adi herif? Çantayı ver. Yaz. Arabamı borcumun bir kısmına karşılık Ali İhsan Kara'ya hibe ediyorum. Ali. Yaz ulan. Sustururum yoksa bebeni. Şimdilik bu işimi görür. Geri kalanına da günlük faiz işler. Haberin olsun. Ali. Bir daha geldiğimde faiziyle paramı ödemezsen bu silahı ateşlerim, haberin olsun. Hadi arabalara. Hanımım. Gülizar, koş. Koş Muzaffer Ali'ye bak, hadi. Cemşira.
İyi misin? Abo, elleri kırılır, sıçalar. Ne oluyor burada? Kemal. Küllü. Küllü, iyi misin? Komiserim, Ramazan ve Reşit adında iki adam sizi görmek istiyor. Al içeri. Buyurun beyler. Komutanım, biz Hafız'ı tutukladığınızı duyduk da. Bir cesedi gömerken yakalandı. Ceset mi? Komutanım, bir yanlışlık olmasın. Baba Hafız hiç öyle şeyler yapmaz, yemin ediyorum yani. He, Ramazan haklı komutanım. Baba Hafız'ı hepimiz tanırız, biliriz. Tetkike devam ediyoruz beyler. Olay aydınlanmadan kabağı bırakamayız. Hadi şimdi meşgul etmeyin bizi. Komutanım, Hafız'ı bir görsek yani, kendisi tek başına, kimi kimsesi de yok. Orada da şimdi dektir. Hem belki bize bir şey söyler, ha öyle derler komutanım ya. He, yalnız bir insan. Ama sadece biriniz girecek. Sağ olun komutanım, Allah razı olsun. Sağ olun komutanım. Senin tefeciyle ne işin olur Gül? Aklını mı kaçırdın sen? İşin bu raddeye varacağını bilemedim Kemal. Bir de ben götürdüm adama sana. Başını belaya ben soktum sana. Öyle deme baba. Hamza'nın avukatı için para lazımdı. Eve haciz gelmişti. Fabrikanın borcu vardı. O Orhan denen soysuz paramı son kuruşuna kadar aldı. Zaten mecburduk tefeciye gitmeye. Pamuklar yanmasaydı şimdi bu mesele halledilmişti ama. Benim bu borcu bir an önce ödemem lazım Kemal. Yoksa bu adam bana nefes aldırmayacak. Ne sanıyor bu herif kendini? Eşkıya mı bunlar, gündüz vakti ev basıyorlar? Seni sahipsiz bellediler. Kemal, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Sahipsiz olmadığını göstereceğim onlara. Bakalım gücü kadınlara, yaşlı adamlara mı yetiyor? Kemal, gözünü seveyim. Adamlar belalı. Ben de geleceğim sana Kemal. Sen burada kal Cemşire. Güllü'yü yalnız bırakma. Kemal. Bırak gitsin kızım. Birisinin o herif haddini bildirmesi lazım. Hafız, selamünaleyküm kardeş. Geçmiş olsun. Ne olmuş öyle ya Hafız? Komutan bana acil bir şeyler söyledi Demirtey'in. Yok sen bir tane adam öldürmüşsün de, gömüyormuşsun da falan. Öyle yani. Anladın ya kardeş, şu işin aslı neymiş ya? Oğlum konuşsana, dilimi yuttun lan. Hafız, bak biliyorum sen bana küssün. Benle konuşmuyorsun yani ama şu anda bunun hiç lüzumu yok kardeş. Anlıyor musun? Yani sana yardımcı olabilmem için bana anlatman lazım, anlıyor musun? Senden gelecek yardım olmaz olsun. Sen delilendin mi lan? Adamlar seni cinayetle suçluyor oğlum. Sen burada mı kalmak istiyorsun? Mahpuslarda çürümek mi istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Senin yüzünü görmektense
Mahpuslarda çürürüm daha iyi. Ramazan. Öyle mi diyorsun ama? Öyle mi diyorsun? Tamam lan, ne halin varsa gör. Ben de burama kadar geldim zaten. Ben de insanım. Kal lan burada. Anlıyor musun? Kal burada. İnşallah hiç çıkamam. Aç da kardeş, aç. Başımı yırtacağım, delleneceğim ya. Geçmiş benim karşıma diyor ki ne bana? Senin yüzünü görmektense hapse girerim diyor ya. Ya Ramazan kardeşim, meselenin aslı neymiş? Konuşmuyor benimle. Zaten benim umurumda değil. Ne hali varsa görsün, inşallah hiç çıkamaz dışarı. Ben gidiyorum ya. Ya ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum ben ya? Ben bu meselenin aslını öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceğim ya. Ya sen geç otur. Of! Bekleyeceğiz. Olmaz kardeşim. Borcunu vaktinde getireceğim. Hadi şimdi defol. Ali İhsan sen misin? Sen kimsin? Gücüm kadınlara mı yetiyor lan? Soyka kadın mı yolladı seni? Sana topla lan! Borç verdin diye Allah mı oldun lan? Ha? Kimsin lan sen, kimsin? Eşkıya mısın lan? Zorbalığı ev basmayı göstereceğim ben sana. Ben sana! Anahtarları ver lan! Anahtarları ver lan! Ölüm fermanını imzaladın sen. Serap'tan uzak dur. Yoksa ölümden beter ederim seni. Gel. Komutanım. Ne var Nuri? Cesedin kimliğini tespit ettik. Kimmiş? Celal Akça. Tefeci İhsan Karan'ın yeğeni. Ver bakayım. Hafız'ın bu adamlarla ne işi olabilir ki?
İhsan'a haber verin, gidip cesedi teşhis etsin. Baş üstüne komutanım. Ebe kabak. Buradan çıkarsan bu adamlar yaşatmaz ki seni. Hale bak ya. Evi başımıza yıkacaklardı. Sağ bir şey olsaydı, yapağa bir şey olsaydı. Ya yine gelirse bu adamla ne yapacağız? Kız Allah korusun. Yok, Tomofil'i aldılar ya, bir daha gelmezler zor. He, sen öyle san. Herifler belalı anam, belalı. He, hem de ne belalı kız. Aman köklerine Kur'an girsin inşallah. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Hanım bu borcu ödeyemeyecek. Aha buraya yazıyorum meza. Bu ciddilikte elinden gidecek, fabrikada elinden gidecek. Bak göreceksin sen. Kız tövbe de ağzından yel alsın, ne biçim lakırdı öyle. Görünen köy kılavuz istemiyorsa ya arabacı. Aha sen de görüyorsun değil mi? Cemal abi, Cemal abi. Ha! Kemal! Çabuk kaldırın onu. Ekrem Bey, buyurun, hoş geldiniz. Hayırdır? Mühim bir şey değil. Şu dışarıda duran kapıdaki araba Serap'ın değil mi? Artık değil. Borcunu ödeyemedi Soyka. Ben de icap edeni yaptım. İyi yapmışsın. Bu arabayı ne yapmayı düşünüyorsun? İyi bir müşteri bulursam satacağım. Neye sordun ki? Aa. Jandarmalar geldi. Jandarmalar mı? Ali İhsan sen misin? He benim. Ne oldu ki? Yeğenin Celal bulundu. Bulundu mu? İyi, neredeymiş? İyi mi? Ölmüş. Karakola kadar gelip teşhis etmen gerekiyor. Ölmüş mü? Kim? Kim yapmış? Şüpheli bir şahıs tutuklandı.
Kemal. Hepsi benim yüzümden. Benim yüzümden başına neler geldi. Affet beni. Yasin Ağa sana doktor getirmeye gitti. Şimdi gelir. Olmaz. Sakın doktor çağırma. Beni burada bir gören olmasın. Hayır Kemal. Yatıp dinlenmen lazım. Yaraların çok ağır. Doktor şimdi gelir. İyiyim ben. Burada kalamam. Gitmem lazım. Gitmem lazım. Hayır Kemal. Dinlen biraz. Seni o halde görünce çok kötü oldum. Dünyalar başıma yıkıldı sanki. Ne dolanıyorsun sen kız? Asabım bozuluyor ya. Söyler misin bana bu Kemal'in ne işi var bu evde? Onca bela yetmedi mi yani? Sana ne? Hem adamın halını görmedin mi? Ne yapsaydı yani Serap Hanım? O halıyla kapının önünde mi koysaydı? Koysaydı. Gerekiyorsa koysaydı. Bir odasını almadı kaldı adama. Kemal da az değil yani. İtilin aynı çuvala girilir mi? Sahne onca adamdan değil mi? Peşinde ne dolanıp duruyor? Ay vallahi bu kadar ahlaksızlığı kaldıramayacağım artık ben ya. Halide Hanım duysa vallahi kıtır 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 keser beni. Allah Allah. Seni niye kesiyormuş? Canım lafın gelişi işte ya. Bu gece burada kal. Doktor kımıldamasın dedi. Olmaz. Gitmem lazım. Hayır. Gidemezsin. Bırakmam seni. Kal burada. Hoş geldin Ekrem. Buyur. Hoş bulduk. Ne oldu? Niye yüzün ısık? Celal'in cesedini bulmuşlar. Celal'i mi bulmuşlar? Nasıl bulmuşlar? İşin teferruatını bilmiyorum. Ama jandarma Ali İhsan'ı karakola çağırdı. Ekrem şimdi ne yapacağız? Benim olduğumu anlarlarsa? Şu anda endişelenecek bir şey yok. Yani şüphelendikleri birini tutuklamışlar. Ramazan başım döndü. Az bir dur hele. Ya Pakize düşünebilir mi ya? Hafız'ın adam öldürdüğünü düşünüyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya kaban suçsuz olduğu ortaya çıkacak.
Sen içini ferah tut. Elbet hakikat anlaşılacak. Ya Pakize, bütün gün orada ama böyle dinledim ya. Böyle dinledim ya. Hiçbir hakikat anlaşılamıyor yalnız. Bir de bu ölen herif çeteci miymiş, tefeci miymiş, neyse neymiş. Ya hafızın başı büyük belada ya. Baba, perişan oldun sen de. Hadi, bekleme bu soğukta. Git artık evine. Ya o adamlar geri gelirse kızım. Gelmezler daha. Hem Yasin Ağa çok adam koydu kapıya. Hadi. Vallahi benim içim hiç rahat etmiyor. E sen böyle soğukta bekledikçe benim içim de rahat değil ama. Hadi git artık, yat. Bir de seni düşünmeyeyim Allah aşkına. Olur kızım. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman hiç tereddüt etmeden beni ara, olur mu? Lütfen. Sağ ol Ekrem. İyi akşamlar. Sana da. Alo. Alo, Halide Hanım. Ben Gülizar. Evet, Gülizar. Sivilce havadislerim var, ondan aradım. Kemal Bey burada. Kemal orada mı? Aha. Eğer buluşurlarsa haber ver demiştiniz ya. İşte, şu an çiftlikte. Yani. Geceyi de burada geçireceğiz Ağar. Peki Gülizar, sağ ol. Yaptılar sana bunu. Merak etme Gül, iyiyim ben. Güllü. Bu herifler parayı alana kadar vazgeçmezler. Sen de oğlun da tehlikedesiniz. Merak etme, çok yakında ödeyeceğim parayı. Bu mevzu tamamen kapanacak. Nasıl ödeyeceksin Güllü? Nereden bulacaksın parayı? Hisseleri satacağım. Kimsenin canını tehlikeye atamam. Ya oğluma da bir şey yaparlarsa? O parayı ödemekten başka çarem yok Kemal. Ben gideyim artık. Hayır. Gidemezsin. Yat. Kal burada. Hadi. Sürpriz. Aa. Hemşire, bu ne sürpriz? Ne zaman geldin? Birkaç saat oldu. Seni bekliyordum. Niye haber vermedin? Gelip seni karşılardım. Sürpriz yapmak sadece sana mı mahsus abiciğim? Seni çok iyi gördüm. Paris yaramış. Paris'ten ziyade kızımı görmek yaradı bana. Çok özlemiş. Durumu nasıl karşıladı? Çok üzüldü tabii. Ama bilirsin, gençler çabuk toparlanıyorlar. Hem ölen de ölünmüyor. Hayat devam ediyor değil mi? Haklısın.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım, hadi bakalım. Karınca gibi çalışacağız. Evet. Mezelerin en güzeli geldi, afiyet olsun. Reşit, saat kaç oldu? Ya tamam, biliriz. Biraz sabırlı olun. Biraz sonra çıkacak dediysen, biraz sonra çıkacak, değil mi? Hadi Reşit, bekliyoruz. Ya hadi Reşit, bekliyoruz. Hadi Reşit, bekliyoruz. Ne bekliyorsun, ne istiyorsun sen? Şarkıcı mı bekliyorsun? Buyur, şarkıcı. Adana köprü başı, Adana köprü başı. Adana köprü başı. Beğenmediniz mi yani? İlla da Asuman Hanım'ı mı istiyorsunuz? O zaman Asuman Hanım içeride hazırlanıyor. Ama siz de bir moral alkışı versenize canım, olmaz ki. Tamam, tamam. Şimdi kebabın hasını yiyin. Birazdan çıkacağım. Aa, gelin, gelin. Alkışlar. Haydi bakalım, ver taraf. Asuman, 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 Asuman. Hoş geldin kurban. Gurbet ellere, ne sen beni unu, ne de gelene, ben gel, seni. Ne sen beni unu, ne de ben seni. Gel kurban, gel. Gel otur. Rakı içecek mi? Hamza mı izin vermiyor? Jandarma gelmiş. Halide de yanında. Hayrola çavuşum? Bir şey mi var? İhbar var. Çiftliği arayacağız.
ihbar mı? Kim ihbar etmiş? Kocamı arıyorum Yasin Efendi. Ne duruyorsunuz? Girsenize. Ne oluyor Çavuş? Hakkınızda ihbar var Serap Hanım. Ne ihbarıymış bu? Arayın. Bir dakika, bir dakika. Müsaade etmiyorum aramanıza. Serap Hanım, zorluk çıkarmayın lütfen. Bu kadar alçalacağını düşünmemiştim halde. Kocamla zina yapan kadına bak. Bana alçalmaktan mı söz ediyorsun sen? Kimse yok komutanım. İyice baktınız mı? Her yere baktık. Kusura bakmayın Serap Hanım. Kemal'in burada olduğunu nereden biliyordu halde? Size soruyorum. Kemal'i yaralı getirdiklerinde çok gören oldu hanımım. Öyle olsun. Eğer bu rezalete sebep olan kişi çiftlikten biriyse... gözünün yaşına bakmam, haberiniz olsun. Paris'ten senin için küçük bir hediye. Aa, niye zahmet ettin? Çok teşekkür ederim. Görür görmez aklıma sen geldin. Açsana. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Genç bir heykeltıraşın eseri. Sergide görür görmez seni çok beğeneceğini düşündüm. Gerçekten. Sağ ol. Paris'te çok eğlenmişe benziyorsun. Ben de artık hayatıma devam etmek istiyorum abi. Orhan yüzünden kâfi derecede acı çektim. Sonunda bunu idrak etmen çok iyi hemşire. Seni böyle yine hayat dolu görmek çok sevindirici. Bu paket kimin? Halide'nin hediyesi. Doğum günü için. Aa, Halide'nin doğum günü mü? Hı hı. Yarın Halide'nin doğum günü. Öyle mi? Bilmiyordum. Abi bak ne diyeceğim. Geldiğimden Halide'ye bahsetme. Yarın akşam büyük kulüple toplanalım, sürpriz olsun. Ne dersin? Çok iyi fikir. Çok üzüldüm Güllü. Sabahleyin Cemşir Efendi'yi gördüm de o anlattı olanları. Peki şimdi ne yapacaksın? Borcumu ödeyebilmek için fabrikadaki hisselerin bir kısmını satacağım. Satacağım mı? Emin misin? Başka çarem yok. Kemal'in halini bir görseydin. Bu ara bir uğursuzluk var hepimizin üzerinde ama anlamadım gitti. Niye, ne oldu? Kaba hafızı biliyorsun. Adamı tutukladılar. Güya birini öldürmüş. Yazıyor, yazıyor. Ormanda bulunan cesedi yazıyor. Kayıp
cesedi ormanda bulundu. Jandarma kabak hafızı cinayetten tutukladığını yazıyor. Ufaklık. Yazıyor. Bu kadar ucuza bırakmazdım ama bu defalık böyle olsun. Bugün cenazem var biliyorsun. Başın sağ olsun. Kimin yaptığını bulmuşlar mı? Bir hafızı içeride tutuyorlar ama bana kalırsa o yapmadı. Adam garibanın teki. Eninde sonunda bu işin kokusu çıkar. Buyur. Hayırlı olsun. Beni çağırtmışsınız Serap Hanım. Selim, hemen bir beyan hazırlat. Fabrika hisselerinin %20'si satışa çıkartılmıştır. Hisseleri mi satıyorsunuz? Başka çarem yok. Hadi elini çabuk tut. Elbette. Kardeş, ne oldu? Mühim bir şey yok Ramazan, boş ver. Ramazan, gazetede okudum. Kabağı tutuklamışlar, doğru mu? He ya kardeş, hafıza aldılar, bırakmıyorlar. Ramazan, kabak böyle bir şey yapmış olamaz. Ya yok kardeş, nasıl yapsın kurban olayım? Bu adam var ya, karıncayı bile incitemez ki ne. Ama gel bunu jandarmaya anlat, anlamıyorlar. Peki neye dayanarak suçluyorlar kabağı? Ya bu kalkmış gitmiş gece yarısı ben define aramaya gidiyorum diye, tamam mı? İşte ormanda orayı burayı kazarken baltaya bir koyuyor. Bir şeye denk geliyor, tamam mı? Aa diyor, buldum. Seviniyor, meviniyor, elini bir atıyor. Ölü. Çukurun içinde bir de. O esnada da jandarma gelmez mi? Haydi sen bu adamı öldürdün, gömüyordun. Tutuyorlar bunu, kaldırıyorlar nezaret ha. Ekrem? Halide? Gözlerini kapat. Niye? Sen kapat, lütfen. Peki. Gel. Ekrem, ne oluyor? Biraz sabret lütfen. Gel. Şimdi gözünü açabilirsin. Doğum günün kutlu olsun. Umarım bu hediyeyi kabul edersin. Abimin arabası. Evet, biliyorum. Peki sen bunu nasıl aldın Ekrem? Tefeci Serap'ın alacaklarına karşılık bu arabaya el koymuş. O da satışa çıkarmış. Ben bu arabanın mutlaka sana ait olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey kabul edemem. Halide, lütfen kabul et. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Zamanla kaybettiğin her şeyi geri alacaksın. Hatta daha fazlasını. Ve ben elimden geleni yapacağım bunun için. O halde benim de size bir teklifim olacak. Nedir? Fabrikadan Selim aradı biraz önce. Serap, hisselerim
bir kısmını satışa çıkarmış. Bir vukuat mı var? Birine gömmüşler. Dağılın, hadi dağılın. Benim arabamın ne işi var sende? Bu artık senin araban değil. Ne işi var sende dedim. Seni hiç alakadar etmez. Ne dolap çeviriyorsun sen? O tefeciyle de mi işbirliği yapıyorsun? Ne demek istiyorsun anlamadım. Pamukları da sen yaktırdın değil mi? He? Her şeyi kaybetmen pahasına bile fabrikanın batmasını göze alacaksın değil mi Halide? Söyle. Yangını da sen çıkardın değil mi? Tüm bunları hak ettin sen Serap. Hiç heveslenme. Kazanamayacaksın. Yaptığın bütün çirkeflikler, yaptığın her şey su yüzüne çıkacak bir gün. Cezanı çekeceksin Halide. Tebrik ederim Halide. Emeline ulaştın. %20 büyük bir pay. Bu satışı başkalarının duymasına mani o. Bizden daha istekli bir ortak çıkmasını istemeyiz değil mi? İyi ama ne olursa olsun Serap hisseleri sana satmayacaktır. Evet, satmayacaktır. Ama satabileceği birini tanıyorum. Ne diyorsun sen Kemal? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kardeşim? Halide'nin böyle bir işle ne alakası olabilir ha? Bilmiyorum Ahmet. Ama bir ilgisi olduğu aşikar. Ya peki gidip Halide'yle konuşsan ha? Halide'yi tanımıyor musun? Sonuna kadar inkar edecektir. Ne yapacağım peki kardeşim ha? Kabak suçsuz yere hapiste. Bu işi yapan her kimse cezasını çekmeli. Aksi takdirde hapisten çıkamayacak, öyle değil mi? Aman komşu, hava da pek güzel. Tam çamaşır havasıydı. Reşit! Şu gelen araba Serap Hanım'ın arabası değil mi? Halide Hanım'da ne işi var acaba? Bilmem ki. Allah Allah. Halide Hanım. İyi günler Pakize. Ramazan'la görüşecektim. Döze, hayrola?
Ramazan, seninle çok hususi bir mevzuda görüşmem lazım ama... yalnız konuşsak daha iyi olur. Ha, tamam teyze. Parizem, sen bize bir kahve yap hadi. Hayrola, Neze? Ramazan, Güllü fabrikadaki hisseleri satışa çıkardı. Niye ki ne? Çünkü çok fazla borcu var. Ödeyemeyeceği için de satmak zorunda. Bak Ramazan, başkasının eline geçmeden biz almalıyız. Hisseleri sen satın alacaksın. Ekrem Bey. Ne istiyorsunuz Kemal Bey? Sizinle konuşmam gereken çok önemli bir mesele var. Eğer çeltik meselesi ise hiç bence kendinizi boşuna yormayın. Hayır Ekrem Bey. Halide ile beraber ormanda ne yaptığınızla ilgili konuşacağım. Ne demek istiyorsunuz? Ormanda bir ceset bulunmuş. Belki duymuşsunuzdur. Tam da gece vakti sizi ormanda gördüğüm yerde. Siz ne ima etmek istiyorsunuz? Halide ile ben ormanda mıymışım? Siz herhalde hayal görüyorsunuz. Siz konuşmazsanız karakola gidip ben konuşurum. Gördüklerimi söyleyince belki sizi karakola davet ederler, öyle değil mi? Ekrem Bey. Ben ne? Dize, ben nasıl alayım ki ne hisseleri? Gül'ün sana mirastan bıraktığı pay var ya, o satın almana yetecek. Bu şekilde güçlerimizi birleştirebiliriz. İyi deyin de teyze, ben fabrikayı yönetemem ki ne? Ramazan, fabrikayı sen yönetmeyeceksin. Fabrikayı ben yöneteceğim. Sen sadece hisseleri satın alacaksın. Güllü ölse de bana satmaz. Ama sana satacaktır. Paranın yettiği kadarını hisseleri alırsın. Gerisini ben tamamlarım. Bu sayede hiçbir şey yapmadan fabrikaya ortak olacaksın. İyi de şimdi kurban olduğum, bizim o para var ya hani... İleride çocuk olursa onların istikbali için öyle yani. Tamam. Kafanı kullan. Bu büyük bir şans. Eğer Dinç Aslan fabrikasının ortağı olursan... ölene kadar çocuğuna da sana da hiçbir şey olmaz. Güvende olursunuz. Ayrıca bu kadarını abime borçlusun. Onun katiline yardım ettikten sonra... belki bu şekilde kendini affettirebilirsin. Peki şimdi ben... hisseleri alıp sana devredince Güllü bunu duyduğunda delilenmeyecek. Sen kimin tarafındasın Ramazan? Ha? O kadın senin ailen değil. Senin ailen benim. Unut artık onu düşünmeyi. Bu kadın fabrikayı da batıracak. Çiftliği batırdığı gibi orayı da batıracak. Bu hisseler bizim elimize geçmeli Ramazan. Eğer geçmezse Dinç Aslan ailesine ait hiçbir şey kalmayacak. Anlıyor musun? Bu fabrikayı ancak ben kurtarabilirim. Evet Ekrem Bey. Sizi dinliyorum. Pekala Kemal. Seninle çok açık konuşacağım. Halide'nin başı dertte. Eğer sen bu işi fazla kurcalar ve jandarmaya gidersen... onu çok zor duruma sokarsın. Herhalde böyle bir şey istemezsin değil mi? O cinayetle ilgili şu anda masum biri tutuklandı. Hala nezarette. Bence... bu bizi hiç ilgilendirmez. Öyle mi? Beni ilgilendirir Ekrem Bey. Şimdi bana her şeyi dosdoğru anlatın. Halide saldırıya uğradı. Evde bir gece yalnızken onu takip eden bir adam eve girmeye çalışmış. Ve Halide'ye saldırmış. Hatta tecavüz etmeye yeltenmiş. Evli olup da bir kadın için yalnız yaşamak hiç de kolay değil.
Neyse. Halide kendini korurken adamın başına vurmuş. Adam da öyle yığılmış kalmış oraya. Yani Halide kendini korumaya çalışmış. Bunu anlayabiliyor musun? Peki neden polise gitmedi? Neden bildiklerini dost doğru anlatmadı? Halide senin karın Kemal. Sen onu benden daha iyi tanırsın. Yaşadıklarını ulu orta her yere anlatamayacak kadar gururlu bir kadın o. Ayrıca her ne olursa olsun, nefsi müdafaa da olsa hapse girme tehlikesi vardı. Halide böyle bir riski göze alamazdı. O adam bunu hak etti. Halide'yi korumak için ben ona yardım ettim. Bence sen de öyle yapmalısın. Eğer Halide teslim olmazsa onun yerine kapak hafız çekecek cezayı. Ben buna göz yummam. Haklısın. Öyleyse sana bir teklifim var. Eğer susarsan, bildiklerini kendine saklarsan, hiç kimseye hiçbir şey anlatmazsan, Çeltik Komisyonu'nun raporunu yırtar atarım. Köylüleri rahat bırakırım. Kabak hafızın hayatına karşılık bütün köylülerin hayatı. Hemen cevap verme. İyi düşün. Çok iyi düşün. Cemşir, ne bu böyle be derinlere, hülyalara dalmışsın, ha? Aa, yoksa asumanlara dalmışsın mı demeliydim? Ne diyorsun sen işte? Gören görmeyen de bir şey var sanacak. Ne var canım ya, Allah Allah. Şurada arkadaş arkadaş konuşuyoruz. Hem var ya kurban, benim senden ciddi bir şey konuşmam lazım. Bak dinle kurban, bu Ramazan keçilik ediyor. Bu karısı Pakize'de köylülük yapıyor. Bizim bu Ramazan'ı iyi bir ikna etmemiz lazım. Lazım ki... Şimdi Asuman Hanım haftanın her günü sahneye çıkabilsin. Değil mi? Daha alloş olmaz mı? Ben bu işlere karışmam işte. Ya zaten sen karışmayacaksın ya. Bana bırakacaksın. Hem görmedin mi kurban? Kadın nasıl da sana böyle göz süze süze bakıyordu, böyle göz süze süze. Hadi ya. Tabii. Öyle mi diyorsun işte? Kendi gözlerimle gördüm ya. Ne diyorsun? Bu Ramazan'ı ikna edeceksin değil mi? Ha, konuşak. İyi. Nasıl oldu? Hoş geldin Zehra. Abo, kadının dili lal olmuş. Konuşamıyor. Gel hele. Buyur. Hayırlı olsun.
seyre müşteri çıktı Serap Hanım. Öyle mi? Kimmiş? Ramazan. Ramazan mı? Noterimiz de burada. Siz imzayı attığınızda satış işlemi gerçekleşmiş olacak. Para da derhal hesabınızda olacak. Hayırlı olsun Serap Hanım. Sağ olun. Selim, yalnız senden bir ricam olacak. Hesaptaki paranın 70.000 lirasını şu adrese götürebilir misin? Tabii. Arabamı da geri istediğimi söyle. Eğer arabayı geri getirirlerse 50.000 lira daha vereceğim. Aynen böyle söyle. Evet. Ne istiyorsun? Bu odayı hemen boşaltmanı istiyorum. Anlamadım. Artık abimin odasını kullanmak istiyorum. Bu ne cüret? Ne sebeple odayı sana verecekmişim? Çünkü fabrikanın %60'ı bana ait. Yani buranın patronu benim. Ramazan hisselerin idaresini bana devretti. Bundan sonra ben ne istersem o olacak. Şekerim, sen ne zaman geldin? Nice mutlu yıllara kuzum. Sağ ol madem. Umarım bana kızmadınız. Bilakis çok mutlu oldum. Buyur. Komutan içeride mi? Evet, ne istiyorsun? Kendisine söylemem gereken çok mühim bir şey var. Kız. Bana doğruyu söyle. Dün Halide Hanım'a sen mi haber verdin? Niye? Kemal'in çiftlikte olduğunu. He, ben haber verdim. Ne olmuş? Elinin körü olmuş. Dilin kopaydı, e mi? Kız Gülizar, sen ne zaman adam olacaksın ha? Söyle, ne zaman adam olacaksın? Ya sen niye benim üstüme geliyorsun? Ha? Yani... Burada utanması icap edin kişi ben miyim ya?
Halide Hanım'a boynuzları tahanlar utansın. Öyle değil mi amma? Bak, bak, bak. Sütten çıkmış ak kaşık. Geçmişini çabuk unuttum bakayım. Siyare bacı, ben bir hata etmiş olabilirim. Ama ben hatamın farkına vardım. O koskoca bir hanım, üstelik bebesi var. Sence Halide Hanım'ın bunu bilmeye hakkı yok mu? Ha sen benim üstüme geliyorsun. Ayrıca ben sana bir şey daha diyeyim. Kemal dün gitmeyeydi. Görürdü onlar zinanın ne demek olduğunu. Bak kızım, senin kulağın duyuyor mu ağzından çıkan? Melisa. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ha? Demek zina yapıyorum öyle mi? Ha? Demek Halide'ye olan biteni sen anlatıyorsun öyle mi? Defol bir çiftlikten. Defol! Gözüm görmesin seni. Hadi yürü git. Defol! Topla pılını pırtını. Sakın gözüm görmesin Gülizar. Defol! Defol! Nankör! Kaba. Bak sana börek yaptım. Hem de ıspanaklı. Çok seversin sen. Hafız, ya uzattın ha. Yetti ama bu küslük. Öyle denle. Hem bak sana acayip güzel bir haberim var ha. Oğlum ben fabrikaya ortak oldum biliyor musun? Ya Ramazan sen de bir alemsin ha. Mahpustaki adam ne etsin senin fabrikanı? Allah Allah. Hep mahpusta kalacak değil ya Pakizem bu ya. Bu gitmeyin derse yarın kesin çıkacak. Bak ben size diyorum ya. Bana güvenin ya. Gözün aydın. Çıkıyorsun. Çıkıyor muyum? Suçlu olma. Dün anlaşıldı. Şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Kadehimin sevgili dostumuz Zarif ve asil Halide Hanım'a kaldırıyor. Bu gece kendisinin aynı zamanda Dinç Aslan Fabrikası'nın başına geçişini kutluyoruz. İyi ki doğdun Halide. Çok teşekkür ederim. Tebrikler canım. Tebrikler Halideciğim. Halide Şahin. Evet. Sizi adam öldürme suçundan tevkif ediyorum. Ne?